Herkese merhabalar. Kriptonips'e bu videomuzda sizlerle birlikte kripto paralara bir göz atacağız. Ardından da kripto para dünyası ve finans dünyasındaki gelişmeleri bir turlayacağız. İlk olarak Bitcoin'e başlayalım. Bitcoin geçtiğimiz 48 saati düşüşle geçirdi. Şu anda bu video çekildiği sırada 63.800 dolar bandına gerilemiş olduğunu görüyoruz Bitcoin'in CoinMarketCap verilerine göre. Peki Bitcoin'deki düşüşün nedeni ne sizce? Bir bakalım, kısa sürede 66 bin dolara çıkmıştı ancak bir düşüş yaşadı ve şu anda yeniden 64 bin dolar bandında seyrediyor. Nedenine baktığımızda aslında birçok tez ortaya atılıyor. İlk olarak Bitcoin'deki düşüşün sebebini Japonya'nın faiz arttırma olasılığına bağlayanlar var. Biliyorsunuz dün Japonya'nın yeni başbakanı Shigeru Ishiba seçildi ve hisse senetleri ve Bitcoin'de dahil olmak üzere riskli varlıkların darbe alması ihtimali ön plana çıktı. Finansal piyasalarda da bu dalgalanmanın sebebi aslında biraz Japonya'nın başbakanının ve yeni politikalarının değişmiş olması diyebiliriz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneksel piyasalarda pazartesi gününün büyük bölümünde yatay bir seyir vardı. Bu da biraz Bitcoin'i aslında olumsuz etkileyen faktörlerden birisi oldu. Avrupa piyasalarında keza öyle, %1 ila 2 arasında düşüşler görüldü geleneksel piyasalarda. Tabii işte bu Japonya faktörü de bunlara eklenince hafta sonu aniden piyasalar şaşırdı ve Nikkei'nin pazartesi günü %5 oranında düştüğünü gördük. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğümüzde de Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli açıklamalarını gördük. Ekonomi sağlam durumda kalmaya devam ederken gelecekteki faiz indirimlerinin Eylül ayındaki 50 baz puanlık indirim kadar agresif olmayacağını söyledi Powell ve Fed'in önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını vurguladı. Gelişen ekonomik koşullara göre politikayı ayarlayacakları konusunda da uyarıda bulundu Powell. İleriye baktıklarında da eğer ekonomi geniş anlamda beklendiği gibi gelişirse politika zaman içinde daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecek dedi. Tabii bunlar genelde riskli varlıkların olumsuz yönde seyretmesine, düşüş yönünde seyretmesine neden olan söylemler olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde de böyle söylemler devam ederse tabii ki kripto paralar olumsuz yönde etkilenecektir. Hemen Ethereum'la devam edelim. Ethereum şu anda bu video çekildiği sırada 2633 dolar bandında seyrediyor. Son 7 günlük grafiğe baktığımızda Ethereum'un aslında geçtiğimiz 48 saati yine düşüşle geçirdiğini görebiliyoruz ve son 7 gün ortalamasında %0.6'lık bir düşüş yaşadı. Ancak son 24 saatte Ethereum'un 2600 bandının üstünde seyrettiğini de CoinMarketCap verilerine baktığımızda gözlemleyebiliyoruz. Peki Ethereum'la ilgili nasıl gelişmeler yaşanıyor? Şimdi az önce Fed'in faiz indiriminden bahsettik. Faiz indirimi Bitcoin'e yarıyor dedik ama aslında Fed'in faiz indirimlerinin devam etmesi daha çok Ethereum'a yarayacak şeklinde tahminlerde bulunan çeşitli analistler de yer alıyor. Bunu da Ethereum'un staking oranlarının nispeten uzun bir süre boyunca faiz oranlarının önemli ölçüde üzerinde olduğuna dayandırıyor bunu söyleyenler ve mevcut kripto boğası piyasası bu sefer daha da yüksek staking ödülleri yaratabilir mi? Bu da tabii ki fiyatı önemli ölçüde arttıracak bir faktör. Bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte gözlemleyeceğiz. Bu video çekildi sırada da yine Ethereum 2600 dolar civarında seyrediyor. Hemen bir Solana ile devam edelim. Solana şu anda 156.8 dolar civarında ve son 24 saati yükselişle tamamlayan kripto para olarak karşımıza çıkıyor. 73 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve tabii ki bunda da geçen hafta 160'ın üzerine çıktıktan sonra Solana'nın fiyatının düştüğünü hatırlayalım. Ve şu fiyatında Solana için güçlü bir destek seviyesi olabileceği ihtimalinde göz önünde bulunduralım. Genel olarak tabii Solana fiyat trendi hala yükselişte olan ancak diğer kripto para birimleri gibi geleneksel piyasadaki çeşitli faktörlerden, çeşitli söylemlerden etkilenen bir para birimi. O nedenle bunun bir direnç seviyesi mi yoksa düşüşün devamı mı olduğunu öngörmek biraz zor. Ve XRP ile devam edelim. XRP son 7 günü %7'lik bir artışla kapatan para birimi olarak geçtiğimiz haftanın kazananı oldu diyebiliriz. 0.630 dolar seviyelerinde seyrediyor XRP.
Tabi Ripple XRP'yi petrol ticaretine entegre etmek için Hindistan'la dev bir ortaklık kurdu ve 500 trilyon dolarlık bir pazarda kendini gösterdi. 200 günlük hareketine baktığımızda da XRP'nin aslında ortalamanın üzerine çıktığını ve piyasadaki son hafif geri çekilmeye rağmen potansiyel yükseliş eğilimlerinin sinyalini verdiğini görebiliyoruz. Tabii şöyle bir detay da var. XRP yani Ripple'ın XRP'si ikinci satışları menkul kıymet dışı olarak kabul eden bir kararla yasal netlik kazandı ve potansiyel SEC temiziyle karşı karşıya bunu bekliyorlar. Bu gelişmeler XRP'yi nasıl etkileyecek merak ediyoruz diyelim ve ön satış bölümümüzde devam edelim. Evet, dün başlayan bir ön satış projesini şimdi ekranlarınıza getirelim. Biz de ilk defa sizlerle birlikte inceliyoruz. Nedir projenin adı? Flockers, yani ana sayfanın açılış sayfasının görselinden de anlaşıldığı gibi bir oyla kazan platformu karşımızda. Şu an ön satış başlamış ve bir Flock token 0.00567 dolardan satılıyor. Ethereum, USDT ve kart seçenekleri bulunuyor. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve BNB seçeneğiniz de tabii ki var. Projenin detaylarına baktığımızda Welcome to Flocktopia mottosuyla devam ediyor sayfa. Merkeziyetsizin geleceği diye bahsediliyor. Tabii ki ön satışların birçoğunda olduğu gibi ilk vaatlerden birisi yüksek yüzdeli ödül, %7480 ödül demişler. Tokenomics'ine baktığımızda %20'lik dilim ön satışa ayrılmış, %25'lik dilim staking'e, %25'lik dilim DAO Vault denilen bir bölüme ayrılmış. Birazdan bunun detaylarını anlatacağız. %10'luk bir kısım CX ve DX payı olarak ayrılmış ve son olarak da %20 pazarlamaya ayrılan kısım Tokenomics'te. Evet, Flock Vault nedir? DAO Vault olarak anlatılmış. Bu da aslında ne kadar çok oy verirseniz o kadar çok kazandığınız anlamına gelen bir özellik. Hemen bir projenin scam mi yoksa düzgün bir proje mi olduğunu incelemek istiyorsanız da tabii ki araştırma yapmanız gerekiyor. Kopluluğuna bakmamız gerekiyor. Ve en önemlisi de audit kısmına bakmamız gerekiyor. Audit kısmına baktığımızda yine CoinSult ve Solid Proof imzası olduğunu görüyoruz. Değişik bir proje. İlerleyen günlerde yine bu projeyi birlikte sizlerle bir ele alacağız. Ancak şu an itibariyle ön satışın yeni başladığını ve değişik bir oyla kazan platformuyla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Projeyi incelemek isteyenler içinse bu meme coin'in resmi web sitesini açıklama kısmımıza bırakıyoruz. Evet, Crypto News'te bu videomuzun sonuna geldik. İlerleyen günlerde yeni videolarla yine görüşeceğiz. Projeleri, ön satışları ve kripto dünyasındaki son gelişmeleri anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.